dinden dönen, Müslüman olduktan sonra dinden dönen, tövbe etmesi için davet edilir, anlatılır, hapse atılır, anlatılır, olmazsa öldürülür. Bununla ilgili hadis var. Bu ne kolay söylüyor, sanki karpuz peynir yermiş gibi. Ondan sonra öldürülür. Bu kafa yapısının büyük şeyini gördüm, zararını gördüm, ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Bir arkadaşımı bunların kanlı bıçaklarına kaybettim. Ama bunlar korkunç, zalim insanlar. Bir de utanmadan, sıkılmadan şey isterler, yaşadıkları ülkelerde özgürlük isterler. Hapse atılırlarsa aman zalim, zulüm, adalet derler. Ama kendileri iktidara gelirlerse insanları katletmekten başka bir iş yapmazlar bunları. Zulmetmekten, katletmekten. Buyurun dinleyin. İslam'da zorlama yok ama İslam toplumunda doğup büyümüş bir Müslüman ateist olduğunda öldürülüyor diyen bir ateiste nasıl cevap veremeliyiz? İslam'da zorlama yok demek, şu demek yani. İslam'da yani bir insanı Müslüman yapmak için zorlamak yok. Bir kafir mesela yani illa da Müslüman ol diye zorlanılmaz. Ama bir Müslüman mürtet olursa, dinden dönerse öldürülmesiyle ilgili Peygamberimizin hadisi var. Bir kimse üç şeyden dolayı öldürülür buyuruyor. Müfteri, zalim herif. Sanki peygamberden kendisi bizzat işitmiş gibi. Peygambere 250, 300, 400 hatta 500 yıl sonra uydurup yakışmış Ebu Leheb'lerin, Firavunların yasasını peygambere yakıştırıyor. Kur'an boyunca bakıyorsunuz kimler öldürüyor, kimler ölümle tehdit ediyor dinleri terk edenler. İbrahim atasının babasının dini terk ettiği için kimin tarafından tehdit ediliyor? Musa kimin tarafından tehdit edildi? Muhammed kimin tarafından? Kur'an boyunca müminler hiçbir zaman insanları inançlarından dolayı ölümle tehdit etmiyorlar. Şimdi gelelim elfaz-ı küfür, bu çok önemli. Önce ayetleri bir bakma. Elfaz-ı küfür yani dinden nasıl çıkılır? Bunu Osmanlı zamanında bunlar kitaplarda listeleniyordu. Bak birkaç tanesini okuyalım. Elfaz-ı küfür. Şimdi alimlerin ağzına küfretmek. 65. madde. 66. Vaiz ya da alim taklidi yapıp insanları güldürmek. Sen kafir olursun, mürted oluyorsun ve öldürülüyorsun bunun için. Tövbe etmen lazım. Bir kere daha yaptın mı gittin cümbürtüye. Peygamber kabağı sevmedi denildiğinde ben sevmem deme. Görüyor musunuz arkadaşlar? Peygamber kabağı severdi denildiğinde ben sevmem demek. 76. madde bu. Evet. Bakalım. Görebiliyor musunuz? Ondan sonra sahabeye küfretmek 82. madde. Bitti. Yani imanın aslı oluyor. Hadi olsun. Dinden çıksın. Aa öldürülecek. Sensiz cennete girmem demek. O da mürted oluyor, ölüyor, öldürülüyor. Ramazan geldiğinde yine ağır misafir geldi demek 112. madde. 118. madde eline sağlık, eline değnek alıp hoca taklidi çocukları dövmek. Bak mesela bir sürü sitede bulabilirsiniz. Az önce o siteyi kaybettim yani iman mıydı neydi ya? Neyse arayacağınız söz şu olması lazım. Elfaz-ı küfür diye. Şu başlığa bakın elfaz-ı küfür. Küfür lafızları demektir. Ramazan geldiğinde yine ağır misafir geldi demek. Eline değnek alıp hoca taklidi çocukları dövmek kafir olursun. Çünkü hocalarla alay ediyorsun. Düşün ya. Bunlar tam kendilerini ilahlaştırmışlar. Yani hem Allah yerine koyuyor kendisini hem de insanları öldürüyor. Yani Allah'ın yapmadığını bile yapıyor. Bıyık kesmek, sakal bırakmak çirkin şeydir demek. Bıyık kesmek, sakal bırakmak çirkin şeydir demek. Bu da elfaz-ı küfür. Hani bizimkiler Osmanlı'ya çok özenenler var ya, o şanlı padişahlar, bebek katili, matbaayı yasaklayan, başkalarının çocuklarını zorla kaçırıp devşiren, yeniçeri yapan,
haremlerde dizinelerce, yüzlerce cariyeyi düzenler. Bu sahtekarların işte dini, işte Şeyhülislamların fetvası bu. Murtat oldu, dinden çıktı Edip Yüksel. Edip Yüksel neden dinden çıktı? Reşat Ali'ye peygamber diye inandığı için babası da kafir olduğuna fetva verdi evlatının. Ne kadar acı bir şey. Adam sağlığında oğlunun dinden çıktı. Halbuki oğlu da alim çocuk. Çok zeki çocuk fakat işte nasıl şeyse yani Reşat Ali'ye ediyor Rasul. Okey. Şimdi bu adam da ona göre ben mürted oldum, dinden çıktım. Bak bu adamın da mürtedle ilgili görüşü ne? Bir başka videoda öldürülmesi lazım. Utanmadan bu canavar, bu vahşi adam, yani bakmayın böyle güldürmesine, komik olmasına. Bu adamın gerçekten yani izlediği şey, bu adamın istediği şey hakim olsa korkunç bir mezbahaya döner. Acayip bir hapishaneye döner. Ülkeniz. Öyle günlüce bir şey değil bu. Şeytan gülerek satıyor size bu zehirleri. Şimdi bu şeytan bakalım ne diyor? Edip niye kızıyorsun buna şeytan diyorsun? Ya bu adam kendileri gibi düşünmeyen insanlara mürtet derler ve öldürülmesi için. Öldürme öyle basit bir şey değil. Senin kardeşin öldürüldü mü? Senin en yakın arkadaşın öldürüldü mü? Benim hem kardeşim öldürüldü hem en yakın arkadaşım öldürüldü. Öldürme en büyük zulümlerde Kur'an şirkle bir tutuyor. Allah'ın affetmeyeceği günahların iki tane günah. Bunlar kıl tüyümü diyor derken en büyük günahı teşvik ediyorlar bu zalimler. Onun için bunlara karşı buna ne saygı göstereceksin? Bu adamı tut hapishane et. Ondan sonra ağlıyor bana zulmedildi. Ulan sahtekar herif. Allah belanı versin senin. Sen iki tane gelsen bu insanların çoğunu... Çünkü bir sürü dinden çıkmanın maddeleri var. Kitap yazmışsınız. Şunu derse onu biraz şey diyeceğim. Komedi, rezalet ama trajedi, komedi değil. Sen insanları katledeceksin, mezbahaya çevireceksin. Utanmaz. Sende zerre kadar adalet var mı ki adalet bekliyorsun? Seni hapishaneye koymuş hem de adam gibi sana yemek yediriyor. Seni mahkemeye çıkarıyor falan. Hem de özellikle yaptığın o kadar pisliklere rağmen.